Satırlardan Kelama. Nazan Bekiroğlu'nun satırlarından. Eninde ve sonunda bütün ölümler benziyor birbirine. Öğrenirsiniz. Ve bölünür hayatınız bir kör bıçağın ucuyla tam orta yerinden ikiye. Senden önce, senden sonra. Onlar batıydı, biz doğuyduk. İkilik vardı aramızda. Oysa dünya haritası batıdan bakılarak çizilince doğunun şekli bozuluyordu. Ve dünya kendisinden iki harita çıkarabilecek kadar büyük gibi durmuyordu. İki hükümdara yetmiyordu. Seni seviyorum demek, ruhun ve bedenin bütün zerreleri zikre susamışken, söylenmezse ölmek demektir. Söylemem değildi mesele, söylemezsem ölmemdi. Biri birine seni seviyorum dediğinde, fikrimce yerle gök titrerdi. Sudan sebeplerle yitiririz, su gibi aziz şeyleri çoğu zaman. O kadar yabancı geldi ki ona, bir zamanlar kendisinin olan bu yüzler, şu an, şimdi ölse, hangi yüzü taşıyan bir kendisi onu karşılasın dilerdi. Hayatının hangi devresine dönmek ve orada ebedi kalmak isterdi? Bir cevap bulamadı. Hayatının işte burası bu diyeceği bir zamanını işaret edemedi. Kocadım artık dedi. Direnmedi. İyi de, affa değer olanı zaten herkes affeder. Asıl af, affa layık olmayanı da affetmek değil mi? Tıpkı vicdan gibi, onu kaybetmeye en fazla hakkımız olduğu anda koruyabildiğimiz şey değil miydi vicdan? Daha fazla mücadele etmedin. Mücadele gücün olmadığı için değil, uğruna mücadele edilecek bir şeyin kalmadığı için. Sen bende ne gördün bilmiyorum ama ben senin gördüğün kişi değilim. İnsan yüzü çabuk değişmez. Eğer bir yüz bu kadar değişmişse, demek araya fark edecek kadar uzun zaman girmiştir. Sevda dediğin ne ki? Tarifsiz bir tanışıklık duygusu, sebepsiz bir gülümseme arzusu, rüzgar esti. Mantonun düğmelerini iliklerken sen de bana gülümsedin. Sen bana gülümsediysen, bu sana değil, bana bir şey katmış demekti. Acaba, bu ümit bile yetti. Züleyha, Yusuf'a bir mektup yazmaya başlayınca, Yusuf diye başladı, Yusuf diye bitirdi. Gördü ki, hitaptan öteye geçemedi. Anladı ki, aşkın namesinde, sernameden öte kelam yok. Ve Züleyha'nın lügatinde Yusuf'tan öte sözcük yok. Tanımaktır anlamanın ilk şartı. Sevmek anlamaktan sonra gelir. Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir.